Merhaba canlar, ruh dostları, mukaddes Pekin başti. Ben hoş geldiniz. Sevgili Profesör Doktor Gazi Özdemir'le bugün akşamki yayınımız ve Gazi Özdemir'le sevgili hocamla Allah'la 7 konuda anlaşmamız var diyeceğiz. Hafif bir giriş yapacağız ama asıl konumuz, bugünkü konumuz inanılmaz inanılmaz ilginizi çekecek bir konu. Peygamberler muhafazakar değildir. Devrimcidirler. Konu başlığımız peygamberler muhafazakar değildir, devrimcidirler. Sevgili hocam geldi, hemen size hiç vaktinizi almak istemiyorum sevgili hocam. O kadar dakik, o kadar zarif ki. Merhabalar sevgili hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel hocam. İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Çok güzel, güzel hocam. Hayırlısı. Zarif hocam, hoş geldiniz bakalım. Bugün çok güzel iki konumuz var. Bir tanesini şöyle hafif bir şey yapacağız. Çünkü onu sevgili İlkay'la yapmışsınız. Allah'la 7 konuda anlaşmamız var diyelim. Ondan sonra da şeye geçelim. Asıl konumuz hocam, peygamberler muhafazakar değil, devrimcidirler konusu. Bugün bizim ana konumuz. Ama diğer konuyu da ilan etmiştik. Onun için bir ana başlıklarıyla Allah'la 7 konuda anlaşmamız var deyip bu 7 konunun ana başlığını alabilir miyiz sizden sevgili hocam? Tabii Evet ki. canlar, Profesör Doktor Gazi Özdemir artık sevgili hocamla bu kaçıncı bilmiyorum sürekli ve düzenli olarak ailemizin bir parçası. Tanıyorsunuz, tanımayanlar tanıyacaklar. Tanımıyorsanız hocamı ekleyiniz ve takip ediniz sevgili canlar. Buyurun hocam. Şimdi Allah ile anlaşmamız, 7 konuda anlaşmamız var konusunu. Ben peygamberler muhafazakar değil, devrimci dinler konusunu anlatırken zaten değineceğim. Onun için iki konuyu ben değinmiş olacağım. O Tamam. yönde eksik bırakmayacağız inşallah. Şimdi olay şöyle. Dünya yaşamı esasında ilahi bir projedir. Ve bu ilahi projede biz ruh olarak ruh okyanusundan birer damlayız. Ve ruh okyanusundan o birer damla olan bizler dünyaya eğitime gönderiliyoruz. Ve bu dünyaya eğitime gönderilme sırasında da ruhumuzun dünyada eğitimi gerçekleştirebilmesi için bir kıyafet giymesi lazım. Hani bir denizaltına dalgıçlar nasıl denizin içine girerken dalgıç kıyafeti giymek zorunda oluyorlarsa bizim ruhumuz da dünya eğitimine katılabilmesi için bir okul üniforması giymek zorunda. Çünkü dünya bir eğitim okulu. Ve bu eğitim okulundaki dünya üniformasını giymek zorunluluğu nedeniyle dünyaya gelmeden önce ruhumuz bizim esasında dünya bizim ruhumuzun eğitimi için özel olarak yaratılmıştır. Bunu Mülk Suresinin 15. ayetinde görüyoruz. Şimdi sizlerle bu 3. programımız bizim. Daha önceki programlar gibi ben bütün konuşmalarımı hep ayetlerle destekliyorum. Çünkü konuşmalarımın temeli ayetlere dayanıyor. Oradan ben feyiz alıyorum. Ayetlerden feyiz alıp o şekilde açıklamalarımı yapıyorum. Şimdi Mülk 15. ayette o Allah ki dünyayı sizin yaşam koşullarınıza uygun şekilde oluşturdu der. Net bir bilgi. Açık bir bilgi. Çünkü bütün Kur'an ayetleri hepsi açık anlaşılır ayetlerdir. Kur'an-ı mübin der onun için Kur'an'a. Mübin açıkça anlaşılan. Kur'an-ı Arabiyen kelimesi de açıkça anlaşılan bir kitap demektir. Onun için de Kur'an net anlaşılır bir kitap. Şeye bakıyoruz, Hud suresinin 118. ayetine Rabbin isteseydi tüm insanları tek bir toplum yapardı. Bakın vereceği bilgi çok önemli çünkü bu ayetinde. Ve sürekli olarak tartışıp duran farklı gruplar oluşmazdı. 119'a devam ediyorum. Sadece Rabbinin rahmetine maruz kalmış olanlar o tartışmalara ve gruplaşmalara yönelmezler. Demek ki gruplara bölünme, biz insanların kendimizin yaptığı hatalar sonucu oluşan bir şey.
Esasında biz sizleri içinizden tekrar tek insanlık ümmeti oluşturup oluşturamayacak olanlarınızı belirlemek için yarattık der. Şimdi Zariyat suresinin 55. ayetinde de çünkü ben insleri yani ruhları, eğitim öğrencilerini, öğrenci ruhları ve cinleri. Çünkü Kur'an hem ruhların eğitimi içindir, hem cinlerin eğitimi içindir. Ve ins ve cinleri Allah'tan başka ilah olmadığını ve sadece bana ibadet etmeleri, kulluk etmeleri gerektiğini bilmeleri, öğrenmeleri için yarattım. Bu önemli bir ayet. Yani biz insanlar kesinlikle Allah'ın dışında hiç kimseye kulluk etmeyeceğiz. Bu başkasına kulluk etme yasaklanmıştır. Ama tarihte maalesef özellikle padişahlık dönemlerinde, krallık idarelerinde insanlar kralların kulu olarak değerlendirilmiş. Uzun yıllar, asırlarca. Halbuki Kur'an bunu yasaklıyor. Sadece kul olacağınız tek güç Allah'tır der. Şimdi Kehf suresinin 7. ayetinde de sakın boş yere üzülme der Hazreti Muhammed'e. Çünkü biz öğrenci ruhlardan kimlerin iman edip muhkem yani değişmez ana kurallara uygun, Kur'an'daki ana kurallara uygun olumlu işler gerçekleştireceğini, kimlerinde şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe, bir zinet merkezi yapmışızdır. Şimdi bu ayetlerden sonra geliyoruz. Eğitim için işte ruh, insan diye tanımlanan ruh, dünyaya gönderilmeden önce elesti bezmi denilen yerde elesti birebbiküm, yani Allah'ı tek ilah kabul edeceğinize söz veriyor musunuz diye ruhlarla Allah anlaşma yapıyor. İşte bu anlaşmanın ilk maddesi Allah'ı tek ilah kabul edeceğine söz vererek yapıyoruz ilk anlaşmamız. Ve bu ilk anlaşmanın ipucu Araf suresinin 172. ayetinde. Şimdi Araf suresinin 172. ayeti şöyle der. Rabbin her ne zaman Adem oğullarının bellerinden sorularını çıkarmayı, yani insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça, çünkü insan nesli dönem dönem oluşturulmuştur bugüne kadar tarihte. Ama kaç dönem oldu, kaç dönem yapıldı, o maalesef bir muamma şu anda. Kesin görüşler var. Oluşturmayı, insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerini şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca evet şahitlik ediyoruz, sen bizim Rabbimizsin diye söz alınıyor ruhlardan. Buna da kalübela derler. Yani yaşlılarımız, dedelerimiz, ninelerimiz birbirlerine sorarlar. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalübeladan beri derler. Bu bir tekerlemedir. İşte o tekerlemeyi ben yıllarca aradım ve Araf suresinin 172. ayetinde olduğunu belirledim. İlk anlamadığımızda biz bu işlemiz son kıyamet yani hesap gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz bu anlaşmayı. İlk madde. Anlaşmanın 7 konunun ikinci konusu evren ilmini araştırın. Yani ilim yapın. İlim yapmıyorsanız ilim sahiplerini destekleyin. İkinci madde. Üçüncü madde, ikinci kitap olarak vahiy kitabını okuyun. Vahiy kitabı, ilk kitap Tevrat, sonra zaman geçti, 600 sene geçti. İkinci vahiy kitabı İncil, zamanında ona söz verildi. Üçüncü ve en son söz verilen kitap Kur'an'dır. Ve Kur'an böylece son din denilen muhkem kurallar bütününü bir arada toplayan son kitap. İşte biz de bu muhkem kurallar, biz dünyaya gelmeden önce ruh olarak hafızamıza, bilinç altı olan hafızamıza seyf ediliyor. Ve biz dünyaya gelmeden önce bütün dünya insanları, ama sadece biz değil, bütün dünya insanları
Kur'an'a iman etseler de etmeseler de Kur'an'dan itibaren, Kur'an'ın bitiminden itibaren Kur'an'daki muhkem kuralları beyinlerinde gizli olarak, bilinçaltlarında olarak dünyaya gönderiliyorlar. Ve o kurallara uyma sözü veriyoruz biz ruh düzeyindeyken. Şimdi dördüncü verdiğimiz söz, tek insanlık neslini bir olarak kabul edeceğiz. Şimdi ben onu şöyle daha basitleştiriyorum. Bütün insanlar, hepimiz, biz dünya öğrencisiyiz. Yani her gördüğümüz biz insanı, tanıdık tanımadık, her gördüğümüz insanı öğrenci olarak gözüyle bakalım. Dünya öğrencisi. İhtiyacı varsa yardım edelim. Öğrenciye yardım etmek bir büyük bir sevaptır, bir hayırdır çünkü. Ve hepimiz biz dünya öğrencisiyiz. Şimdi beşinci söz verdiğimiz konu, tek din olarak bir dini kabul edeceğiz ve Adem'den itibaren tek din ismi altında zaman zaman muhkem kurallar bütünü şeklinde vahiy sayfaları önce, sonra vahiy kitapları şeklinde dünyaya, ruh öğrencilerine, öğrenci ruhlara empoze edilmiştir. Beyinlerine, yani hafızalarına daha doğrusu diyeyim, empoze ediliyor. Bunu nerede görüyoruz? Rahman suresinin 2 ve 3. ayeti. Net. Er-Rahman der, yani Allah Kur'an'ı öğretti. Sonra insanı yarattı. Bakın, sıralamaya baktığınız zaman demek önce Kur'an ruh kısmının hafızasına yükleniyor. Sonra okul üniforması olan insan bedeni ona göre yaratılıyor. Şimdi devam ediyoruz. Adem nesli olarak ilk yaratılan işte bütün nesillere, demek ki altıncı konu olarak da şeytanı düşman olarak kabul edeceğinize söz veriyor musunuz diye bizden de anlaşma yapılıyor. Yedinci ve son en önemli maddelerden biri de, son yedinci konu, nefs derslerinden başarılı olacağımıza söz vererek dünyaya gönderiliyoruz. Nefs derslerinden, çünkü dünya eğitim okulunda bizim ruh düzeyinde gördüğümüz dersler nefs dersleridir. Olumlu nefsler ve olumsuz nefsler. Olumlu nefslerden orta düzeyde, sıraten müstakim düzeyinde olumlu nefsleri kullanacağımıza söz veriyoruz. Olumsuz nefsleri ise öldüreceğimize, hiç kullanmamaya başaracağımıza söz veriyoruz. İşte nefslerden başarılı oldukça ve diğer konularda sözümüzde durdukça dünya okulundan mezuniyet diploması alıyoruz. İşin özü bu. Şimdi dolayısıyla ilk yaratıldığı zaman Adem nesli, ilk toplum, din kuralları diye empoze edilen kurallar şeklinde, onlar esasında tek ümmet idiler der. Yunus suresinin 19. ayeti. Şunu iyice bilin ki der, İnsanlar ilk yaratıldıkları zaman tek ümmet idiler. Yani tek insan nesli. Ve hepsi de öncelikle bu konularda tek bir dine bağlıydı. Din kurallarına bağlıydı demektir o. Ve tek bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Sonradan anlaşmazlığa düştüler. İnanan ve inkar edenler olarak ayrıldılar. Eğer cezanın ertelenmesiyle ilgili Rabbin vermiş olduğu bir sözü olmasaydı, şirk koşup küfre sapanları ihtilafa düşmeleri nedeniyle hemen cezalandırır ve işleri bitirilirdi. Şimdi geliyoruz, dünya eğitimi sırasında uyulacağına söz verdiğimiz konuları, din kurallarını, din denilen kuralları içeren kitaplar. Tevrat, İncil ve son olarak Kur'an. Duha 11 bize bir ipucu veriyor. İpucu şu: ve Rabbinin verdiği nimeti, yani peygamberlik görevin gereği, Kur'an'ı sözlen ilet Hazreti Muhammed'e. Onu tebliğ et.
ve bildirilenlere uygun davranışlarına da Kur'an'ın doğruluğunu göster, örnek ol der Hazreti Muhammed'e. Demek ki bütün peygamberler din kurallarını tebliğ ediyorlar ve o kurallara uygun yaşamlarıyla da insanlara örnek oluyorlar. Şimdi dolayısıyla her peygamber tebliğ ettiği yeni din kuralları ve örnek insan oluşları ile birer devrim oluşturmuşlardır. Çünkü her kural yenilikler getirmiştir. Bir önceki kurallardan farklı olarak. Şimdi çünkü yeni gelen peygamber hem din kuralı diye eklenmiş ve din kurallarına uymayan geleneksel uygulamaları iptal etmiş. Hem de önceki peygamber tarafından gönderilen ve zaman ve zemine göre artık geçerliliğini getirmiş kurallar varsa onları iptal etmiş. Yani nesh etmiştir. Dolayısıyla asırlardır, 1400 yıldır Hazreti Muhammed'in vefatından sonra hep tartışılan konulardan biri şudur. Kur'an'da nesh var mı? Yani iptal edilip yeni görüşler var mı Kur'an'da? Şimdi Kur'an'da nesh olayı yani kural değiştirme, kural iptal etme, yeni kural koyma kesinlikle söz konusu değildir. Muhkem kurallar kesindir. Şimdi dolayısıyla nesh olayı bir sonraki peygamber, bir önceki peygamberin bazı kurallarını değiştirmiştir. Yani bir sonraki peygamber, dolayısıyla en son Hazreti Muhammed, önceki peygamberlerin bazı kurallarını değiştirmiştir. Ona nesh etmek derler. İşte nesh olayı Kur'an'da yok. Ancak sonraki peygamberin, önceki peygamberin kurallarından değiştirdiği var. Şimdi dolayısıyla böylece her yeni peygamber ne oluyor? Muhafazakar olmuyor. Yenilikçi oluyor, değiştirici oluyor. Yenilemeler yapan bir yapı. Yani devrimci oluyor bir önceki peygambere göre ve son peygamber olmasıyla da Hazreti Muhammed din temelli son devrimcidir. Şimdi gerek sahifeler şeklinde Hazreti Muhammed Musa'dan önce çünkü kitap yoktu, sahifeler vardı. Kurallar daha azdı. Toplumların sayısı az olduğu için. Vahiy kitapları Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'da iki türlü kural var. Bunu Ali İmran suresinin 7. ayetinde görürüz. Muhkem kurallar ve müteşabih kurallar diye. Şimdi bunlardan muhkem kurallar ezelidir, ebedidir, tartışılmaz doğruluktadır ve sonuna kadar, insan neslinin sonuna kadar kalıcı kurallardır. Kur'an'da olan kurallar. Onun için Kur'an bütün insanlara hitap eder. Sadece bir gruba değil veya sadece bir bölgeye değil. Şimdi dolayısıyla dinin anayasa maddeleri oluyor muhkem kurallar. Kanun maddeleri gibi. Ve ilelebet geçerli olan maddelerdir bunlar. Diğer grup ayetler ise müteşabihtirler. Yani zamana ve zemine göre farklılık uygulanabilen özellikle değişken kurallardır. Muhkem kurallar değişmez. Sabittir. Ve ben bu muhkem kuralları da Kur'an ve Son İslam ismiyle şu kitapta 440 olduğunu ayet ayet belirledim. Ve bu benim 50 yıllık çalışmamın sonucu. İşte İslam'ın şartı sadece Harikasınız hocam, Allah razı olsun. Gerçekten. teşekkür ederim. İslam'ın Bütün şartı sadece kitaplarınız. 5 değil diye bir kitap ben önce bir topladım bunları. Ancak Hı. şimdi de burada daha derli toplu, daha bir düzgün hale getirdim. Ve bu kitapta 440 muhkem yani bizim için uygulamamız şart olan, farz olan kurallar. İşte din dediğimiz zaten kurallar bütünü demektir. İşte dindar Evet. olan da bu kurallar bütününün öğrenilmesi çabası içinde olan kişi demektir dindar olan. Yoksa sadece ritüelli, sadece şekilsel olan uygulamalar uygulayan değildir. Ve bunların 440 muhkem kuralın 5 tanesi şekilsel, 435 tanesi ise ahlaki kurallardır. Onun için İslam'ın şartı sadece 5 demek
dini sadece beş şekilsel kurala hapsetmek demek olur. O da insanları yanlış yola sürükler. İnsanları uyuşturur. Beş şekilde hapseder. Ve ahlaki kurallar hasıraltı edilir. Onun için de şekillere çok önem vermek, ahlaki kuralları hasıraltı etmeyi de beraberinde getirmek tehlikesinde oluyor. Şimdi Hazreti Muhammed Kur'an aracılığıyla önceki kitaplarda çoğu bulunan muhkem yani değişmez ana kuralları artık tamamlanmış olarak ve son tebliğci olarak tebliğ etmiş. Fakat müteşabih yani değişken yöntemler önceki kitaplardan farklı olmuş. Çünkü muhkem kuralların çoğu Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an'da da var. Hemen hemen birbirlerine yakın sayıda diyebileceğim ama ben bunlar kısmet olursa ileride karşılaştırmalı bir çalışmaya başladım. Yani Tevrat'taki muhkem kurallar, ana kurallar, İncil'deki ara kurallar nedir? Kur'an'daki ana kurallar nedir? Karşılaştırmalı sırayla. Böylece üç kitapta hangi muhkem kurallar var, hangileri yok diye ayırma avantajımız olacak. Böylece çünkü Tevrat'ta bütün insanlara zamanında hitap etmiştir. İncil de zamanında bütün insanlara hitap etmiştir. Kur'an da bütün insanlara şu anda hitap eden bir kitaptır. Şimdi bu bilgiyi yani müteşabihlerin değişkenliğini ve muhkemlerin değişken olmayıp sabit olduğunu ezeli, ebedi ve bütün toplumlara, zamana ve zemine bakmaksızın bütün toplumlara hitap eden kurallar olduğunu Şura 13'te şöyle vurguluyor bu verdiğim bilgiyi. Ya Muhammed, daha önce Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya öğütlediğimiz dinin kurallarının aynısını şimdi de sana vahyediyoruz, bildiriyoruz der ayette. Ve Yasin 6. ayette şöyle der, sen de atalarına daha önce bir uyarıcı gelmiş olduğu halde hala gaflette, yanlış yolda olan toplumları uyarman için gönderildin. Yani önceki bilgileri pekiştirmek için. Yine Maide 15'te, ey kitap sahipleri, size daha önce göndermiş olduğu kitaplarda olduğu halde, yani Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de olduğu halde gizlediğiniz birçok bölümünü açığa çıkarıp tasdik eden veya yürürlükten kaldıran, nesheden, birçoğundan da sizleri muaf tutan elçimiz Muhammed size geldi ve tebliğlerde bulundu. O Allah'tan bütün insanlara yol gösterici, aydınlatıcı bir nur, bir ışık ve apaçık bir kitap olan Kur'an'ı yani kitabın mübin ile geldik. Kitab-ı mübin, Kur'an'ın bir isimlerinden bir tanesidir. Şimdi Kur'an'dan da anlaşıldığı gibi bütün peygamberler tek kaynak olan Allah kaynaklı benzer din kurallarını yani Allah'ın tek dini olan İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Bu nedenle de Hazreti Muhammed'e, Hazreti İbrahim'in de insanlara bildirdiği bu tek dine uyması istenmiştir. Çünkü tek din bu. Yani Musevilik de tek dinin bir versiyonu. Hristiyanlık da tek din olan İslam'ın zamanının bir versiyonudur. Aynı bilgisayardaki Microsoft gibi veya ofis programları gibi. Versiyon versiyondur. En son versiyon İslam dininin kurallarıdır. Şimdi Nahl suresinin 123. ayeti şöyle der. Ya Muhammed, şimdi de sana bu makbul özellikler yanında hiçbir şekilde Allah'a şirk koşması olmayan yani hanif olan İbrahim'in dinine uy diye vahyediyoruz. Hazreti Muhammed'e İbrahim'in dinine uy. Yani onun bildirdiği kurallara da uy. Çünkü o da İslam'ı tebliğ etmiştir. Şimdi bütün peygamberlere ilk inananların genellikle fakir ve ezilmişler grubu olduğu Şura 111. ayette. İlk itiraz edenlerin ise
menfaatlerine uymayan kurallar nedeniyle daima kodamanlar olduğu Zuhruf 23. ve Mümin 33. ayetlerde vurgulanmış. Enteresandır bir bilgi. Demek ki bütün vahiy kitapları fakirlere ve ezilmişlere önce hitap ediyor. Onları koruma amacıyla. İtiraz edenler kodamanlar. Şura 111'e bakıyoruz. Kavmi Nuh'a, Nuh peygambere, senin söylediklerine inananlar bayağı işlerle uğraşan ayak takımı kimselerdir. Biz nasıl olur da onlarla eşit şartlarda sana itaat ederiz diye inananları küçümsediler bu şeyler, kodamanlar. Vuruluyor zaten amacı. Allah'ın da amacı o zaten. Zuhruf 23'e bakıyoruz ya Muhammed. Şimdiki şirk koşan ve riyakarların ileri gelenleri gibi senden önce de hangi topluma bir uyarıcı gönderdiysek oranın çıkar çevirileri olan kodamanlar biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk ve onların öğretilerini uyguluyoruz demiş ve karşı çıkmışlardır. Şimdi ne oldu? Zuhruf 23. ayette Hazreti Muhammed'e ilk çıkan, karşı çıkanların gerekçelerinden biri atalarının görüşlerine uymak ve vazgeçmemek. Yani muhafazakar olmak. Şimdi böylece de Hazreti Muhammed önceki peygamberlerin bildirdiği müteşabih kurallar, değişken kurallar ile toplumda yerleşmiş geleneksel uygulamalarını değiştirmekle bir devrimcidir. Bunları muhkemler gibi değiştirilmez, dokunulmaz kabul etmemekle de değişkenleri muhafazakarlığı reddetmiş olmaktadır. Ve bütün peygamberler aynı özelliktedirler. Şimdi muhafazakarlığın diğer bir yönü de vahiy kitapları dışındaki geleneklerin dinselleştirilmesi sanki din kuralıymış gibi toplumlara dayatılması ve reddedilmeyip bu gelenekselleşmiş kuralları, hurafeleri, rivayetleri gibi birer din kuralıymış gibi kabul etmeleri. Yani gelenekçilik ve dolayısıyla da ecdadı olduğu gibi taklit edip görüşlerini eleştirmemek muhafazakarlık olmakta Kur'an'a göre. İşte radikal din grupları bağırıyorlar, şeriat isteriz diyorlar. Değil mi? Biliyoruz da biliyoruz bu bağırışmaları. Ve burada hem muhkemler hem de daha çok müteşabih kuralları birlikte dokunmaksızın veya sadece müteşabihleri o da kendi anladıkları şekilde istiyorlar. Müteşabihlere ağırlık veriyorlar. Ve Ali İmran suresinde zaten içleri fesat olanlar muhkemleri bırakır, müteşabihlere önem verirler der. Değişkenlere. Şimdi halbuki istenmesi gereken Kur'an şeriatı istenmesi lazım. Peki Kur'an şeriatı istersek neyi isteyeceğiz? Muhkem kuralları isteyeceğiz. İşte muhkem kurallar da değişmez ana kurallardır. Dinin anayasa maddeleridir. Her ülkenin anayasa maddeleri gibi. Ve bu muhkem kurallara baktığımız zaman, bu kitapta incelediğimizde, bunların çoğunun bizim ülkemizde dahil bütün ülkelerin anayasa maddelerinde de olduğunu göreceğiz. Yani bir fırsatım olsa Kur'an'daki muhkem kurallarla bizim anayasa maddelerinin karşılaştırmasını yapmak. Çünkü hepsi de hemen hemen çoğu mesela adalet, eşitlik, güzel ahlaklar, cezalandırma konuları hepsi tek tek ayet ayet anayasa maddelerinde var çoğunda. Şimdi Alak suresinin ilk ayeti olan oku ile başlayan ayet biliyorsunuz. Her şeyi yaratan Rabbin adıyla diye başlar. Ve bu tek ayet bile ilk ayet, inen ilk ayet, ilk iniş sırasına göre ilk sure Alak suresi. Ve bu Alak suresinin ilk ayeti de okuyla başlayan ayet biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu önemli bir ayet ve üç devrime işaret eder.
Kur'an'ın ilk muhatabı olan Arap toplumundan ileri gelenler, bunlara toplum Rab ismi verildi. Şimdi bu ayette Rabbin Allah olduğu yansıması var, o dayatması var. Dolayısıyla Rablik onların elinden alınıyor. Rab diye tanımlanan bürokratların, kodomanların diyeceğim. Bu ayet ile hem bu hitabın sadece Allah'ı tanımladığı bilgisi var bu ayette. Ve her işte mutlaka tek yaratıcı olan Allah'ı anarak başlama uyarısı var. Bu da bir devrimsel bir değişim. Yani Allah'ın adını anarak başlayacaksınız her işe. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi ve evren kitabının okunması uyarılmış orada. Oku. Neyi oku? Evren kitabını oku. İlim yap, araştırma yap. Kur'an'ı ne zaman okuyacağız? Evren kitabını öğrendikten sonra. Yani evren kitabı önce, Kur'an sonra. Şimdi diğer bir ifadeyle yaratılanları araştıracağız, öğreneceğiz ve bu şekilde bir esas din kurallarını ondan sonra öğreneceğiz. Şimdi benim kullandığım bir ifade var. İlim sahibi olanın imanı daha güçlü olur. Yani Allah'ın yaratım özelliklerini eşyalarda, maddelerde, yaratılanlarda araştıran bilim sahiplerinin imanları çok daha güçlüdür. Şimdi Kur'an aracılığıyla Hz. Muhammed'in gerçekleştirdiği biz devrimleri iki ana grupta topluyorum ben. Kadınlarla ilgili olan devrimler, bir de toplumsal genel devrimler. Şimdi kadınlarla ilgili olan devrimleri ben tuttum. Yine uğraştım ve şu kitap çıktı. Kur'an kadını koruyor. Ve madde madde Kur'an'ın kadını nasıl koruduğu bu kitapta net olarak açık açık belirtiliyor. Ayet ayet. Şimdi bunları ben kitapta topladığım için burada uzun uzun ayetleriyle falan anlatmaya kalksam sabaha çıkarız ancak. Şimdi onun için de ben bunları ben hızlı bir şekilde erkeğe doğrudan hitap edecek bir sure Kur'an'da yok. Ama kadına hitap eden üç tane sure var. Nisa suresi, Mümtehine suresi ve Mücadele sureleri. Kadına verilen değer üç sureyle isim verilen surelerle vurgulanmış zaten. Evlenme, boşanma, miras ve verasette kadına erkekle eşit söz hakkı tanındı. Devrimsel değişimler. Ölen kişinin karısı varislerine kalıyordu ve varsa üvey oğluyla evlendiriliyordu. O da değiştirildi. Kur'an ve Hazreti Muhammed aracılığıyla bu geleneğe son verildi. Yetim kalan kız çocuğunun malı varsa malı için en yakın bir akrabası ile evlendiriliyordu. Bu gelenek iptal edildi. Kız çocukları okutulmaya başlandı. Devrimsel değişiklikler kadınlarla ilgili. Mesleği olup çalışma hayatına başlayan kadın sayısı artmaya başladı Kur'an'dan itibaren. Tek eşli evlilik istendi. Nisa suresi 43'te. Yanlış tercüme edilen ayetlerden biri o çünkü. Boşanan kadına nafaka bağlandı. İdarecilerin seçiminde kadınlara oy verme hakkı tanındı. Bakın tarihte ilk defa. Kur'an aracılığıyla. Hiç gündeme getiren yok. Halbuki Mümtehine suresinin 12. ayetinde kadına rey hakkı verildi. Biat etme. İdareciyi seçme hakkı verildi. Kur'an'dan sonra bu hak lağvedildi, kullanılmadı, görmezden gelindi, ayet tercüme hataları yapıldı, yanlış anlamlar verildi. Ne zamana kadar? Atatürk'e kadar. Ve Hz. Muhammed'den sonra kadına yönelik en büyük devrimci iki kişidir. Bir Hz. Muhammed, bir de Atatürk'tür. Şimdi devam ediyoruz. Her işlemde kadının şahitliği erkek ile aynı şekilde benimsendi. Bakara suresi 282.
Yanlış tercümedir. Kadına yönelik suçlarda erkeklerle aynı kısas prensibi uygulandı. Fidye ödeme. Kadının yakınları da erkek için akraba sayılmaya başlandı. Evlenen kadının akrabası sayılmıyordu erkeğin akrabaları. O da enteresan bir şeydi. Bu da lağvedildi devrim Bunu bitti. ilk defa duyuyorum hocam. Çok Tabii. ilginç. Aynen maalesef Kur'an'da ayetlerle. Ondan sonra cariye şeklinde kadın köleliği kaldırıldı. Çok şükür. Cariyelik kaldırılıyor, kadın köleliği kaldırılıyor. Ve kadının ay halinde tecrit edilmesi uygulaması vardı. Ayrı bir kulübeye gönderilirdi kadın. Elbiselerine dokunulmazdı, yemekleri de yenmezdi gibi. Buna son verildi ve kadının o hali bir hastalık hali olarak değerlendirildi. Arkaik inançlarda da öyle hocam, değil mi? Köyün dışına gönderirler. İşte Kulübeye. bütün kadınları aynı yerde kulübede biriktirirler, toplarlar. Onların delilik, patos, çılgınlık yaşadığını düşünür, içine cin girmiş gibi. Ondan sonra bittikten sonra köye gelebilirlerdi. Aynen. Evet. İşte o gelenek Kur'an'la sonlandırıldı. Devrimsel değişiklikler. Şimdi yine kadının yetkili olan bir kişiye derdini anlatma özgürlüğü verildi. Ve ilk uygulayan da Hazreti Muhammed'e eşini şikayet eden kadın. Mücadele suresi odur. Yine kadının Lokman suresinin 14. ayetiyle şükretme sırası veriyor ayette. Eğer şükredecekseniz bir nimetten dolayı önce Allah'a şükredin der. Sonra annenize şükredin der. Kadına. Üçüncü olarak erkeğe şükredin der. Bakın Allah'tan sonra kadın geliyor şükretmede. Lokman suresinin 14. ayeti. Ve yine ilk yaratılanın Adem'in annesi olduğu Kur'an'da var. Yine yasak meyveyi yenen Adem olduğu eşi değil. O da yine bir devrimsel değişikliktir. Hep öyle anlatılır. Öyle maalesef. Ve asırlarca insanların kafasına ön yargı yerleştirmişler. Bu da Tevrat'ta geçtiği için. Şimdi evlenirken mehir konusu getirildi ilk defa. Mehir konusu yoktu. Kadına herhangi bir güvence yoktu. Yine sen bana annemin sırtı gibisin geleneği kaldırıldı. Boşanma nedeni olarak. Ve mahşerde ilk sorguya çekilecek olan kız çocuklarına eziyet eden baba, anne. O da bir müthiş bir açıklama. Kadının da erkek gibi çalışması, kazancı olması, mülk sahibi olması. Dolayısıyla aile sorumluluğunda birliktelik açıkça belirtildi. İstendi. Kadının ve erkeğin birbirlerine hep elbise gibi oldukları açıklandı. Yani birbirlerini temsil etme özelliği. Ve ergenlikten önce evlenme yani çocuk gelinler yasaklandı. Nisa suresi 6. ayet. Şimdi dolayısıyla Kur'an'la ilgili 1400 yıl önce işleri fesat olanlar türedi. Hazreti Muhammed'den sonra. Fakat bu işleri fesat olanlar yetkin konumdaydılar toplumda. Ve kılık değiştirerek Müslümanlık cisvesi altında topluma karıştılar ve yanlış tercümelerle, yanlış ifadelerle toplumu allak bullak ettiler. Gruplara ayrıştırdılar. Şimdi o ve halen yanlış tercümeleri maalesef zamanımıza kadar devam etti. Çünkü ilk yapılan tercümeler olduğu için o zaman mutlak doğru kabul edildiler. Mutlak doğru yaklaşımla yaklaşıldılar. Ve 1400 yıldır değiştirilmeden zamanımıza kadar halen Kur'an tercümelerin bazılarında aynı tercüme hataları halen devam ediyor. Şimdi bu şekilde Kur'an'la ilgili, kadınlarla ilgili ben yapılan devrimsel değişiklikleri şöyle bir hızlı geçtim. Ama esası daha önce konuştuğumuz gibi Kur'an kadını koruyor kitabında. Şimdi gene toplumsal devrimler var. Bunlar önemli. İnsanın sırayla gidelim. İnsanın özgür irade ve eleştirel akıl ile karar verme ve seçim yapma özelliğinde olduğu vurgulandı Kur'an'da. Bunu Kehf suresinin 29. ayetinde görüyoruz.
Yani karar verme özgürlüğü verildi insanlara. Onlara Kur'an'dan size tebliğ ettiklerim Rabbinizden gelen gerçek bilgilerdir der. Kehf suresinin 29. ayeti ve onlara insanlara hatırlat. İster inansınlar, ister yine şirk koşarak küfre devam etsinler, artık onlar karar versinler der. Yani kararı vermede herhangi bir zorlama yok. İster inanır, ister inanmaz. İster küfre sapar, ister sapmaz. İnsanlara özgür irade ve özgür karar verme ve eleştirel akıl özelliği verildi çünkü. Yine devam edersek, üst kimlik insan olarak olduğu kimliği verildi. Ve Nisa suresiyle Haç suresine ey insanlar, ye eyyühennas diye başladı bu iki ayet, iki sure. Onun için Kur'an erkeğe de kadına da eşit hitap eder. Dolayısıyla da insana hitap eden bir kitaptır. Yani erkeğe hitap eden bir kitap değil. Kadına yalnız hitap eden bir kitap değil. Her iki cinse eşit derecede hitap eder. Onu bu şeyde gerek Kur'an bu tercümemde gerekse bu oku kitabında bu aynı her iki cinse hitap etmeyle ilgili hangi ayetler var, nasıl var, nasıl yok, bunları tek tek ayrıntıları açıkladım. Bir de dünya yaşamında tabii ruhlarla yedi konuda anlaşma yapılıyor ya. Ama ruhların cinsiyetine göre yapılmıyor ki. Çünkü cinsiyet sadece dünyada geçerli. Yani erkek cinsiyeti, kadın cinsiyeti dünyada sadece geçerli. O da elbise yani dünya üniformasında geçerli. Yoksa ruhlar cinsiyetsizdir ve ruhlarla yapılan anlaşma hem erkek cinsiyetiyle hem kadın cinsiyetiyle yapılıyor demektir. Dünya yaşamında sadakat dolayısıyla hem erkekten isteniyor yedi konuya hem kadından isteniyor demektir. Şimdi bir de Alak suresinin birinci ve üçüncü ayetlerinde oku ikisinde de var. Hem birinci Alak suresinin ayette hem üçüncü ayette var. Ve dolayısıyla Evren kitabının okunması, ilim yapma hem kadından isteniyor hem erkekten isteniyor. Yani ilim her iki cinse de açıktır. Şimdi din demek olan muhkem değişmez kurallar her iki cinse de hitap ediyor. Ali İmran suresinin 7. ayetinde. Ve cinsiyet ayrımı olmaksızın müminler kardeş sayılıyor. Müminler kardeş sayılıyor. Bakın. Erkekler veya kadınlar birbirlerinin kardeşi değil. Müminler kardeş sayılıyor. Nerede görüyoruz bunu? Hucurat suresinin 10. ayeti. Şöyle der, bütün müminler kardeş olduklarına göre de kardeşleriniz arasında barışı adaletle sağlayın der. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ki merhamet edilesiniz. Yani Kur'an'da kimlere merhamet edilir sorusu gelirse onun da ayrı bir konu olarak tartışılması gerekir. Şimdi bir de Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve dolayısıyla Kur'an'daki din denilen, İslam denilen kurallar bütününe sarılın der. O sizin aydınlatıcı yolunuz olsun. O Kur'an'daki kurallardan faydalanın. Kime söylüyor bunu? Hem erkeğe hem kadına söylüyor. Bu da devrimsel bir değişimdir. Şimdi ibadet etmek, yani sadece kulluk etmek ve salih ameller, yani faydalı işlerde bulunmak, çalışmak, İlim yapmak insandan istenmiştir. Kadından ve erkekten. İkisine de açıktır. Ve önlerini kapatanlar bu durumda ne oluyor? Şirke girmiş oluyorlar. Farkında değiller. Kur'an kadın ve erkek ifadelerini aynı ayette kullanıp kadın ve erkeği eşitler. Yani insana hitap eder. Ve yine kadının erkeğin üzerinden hakları gibi erkeğin de hakları ve birbirlerini destekleyicileri hakları olduğu eşit olarak hitap eder. Tövbe suresi buna karşılık mümin erkekler ve mümin kadınlar ise birbirlerine destekleyicisidirler, dostlarıdırlar, velisidirler der.
Hocam çayınız var mı? Çay içseydiniz bari. Var mı çayınız? Su içeyim. Ay hocam. Ben içiyorum diye üzülüyorum siz içmiyorsunuz diye. Yemem saatte çay içmiyor, içemiyorum. Uykum kaçıyor. Bu bakımdan Ben size ancak şimdi fırsatım oldu. Yani tek çaysız duramıyorum aslında ama bugün vaktim olmadı. O afiyet olsun. yüzden bir Çok önemli. kendime geleyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım hocam. Şimdi enteresandır. İki ayette değinmem gerekiyor. Şöyle çünkü din adamlığına son veriliyor Kur'an'da. Çünkü son din adamı Hazreti Muhammed'dir. Son din adamı. Din temelli uğraşısı olan, din temelli Kur'an'ı tebliğ eden, bu yetkiye sahip en son kişi Hazreti Muhammed'dir. Şimdi ne diyor hadis 27'de? Fakat kendileri bir ruhbanlık din adamlığı sınıfı ortaya çıkardılar der. Hristiyanlara, papazlara, hahamlara, Yahudi hahamlarına. Onlara hitap. Din adamı sınıfı ortaya çıkardılar der. Halbuki biz böyle bir ruhbanlık, yani din adamı grubu oluşturmalarını bildirmemiştik der. Tövbe 34'te bu ayeti destekleyen ve pekiştiren bir ayet daha var. Tövbe suresi 34. Bakın ne diyor burada? Pratik uygulamaları aklınıza gelecektir bunu okuduğum zaman. Onu biliyorum. Ey iman edenler diye başlar ayet. Hahamlar ve ruhbanlar olan din adamlarının çoğu insanların parasını hak etmeden batıl aldatıcı usullerle yerler ve yönlendirmeleriyle Allah'ın bildirdiklerinden ve yolundan uzaklaştırırlar. İnsanlardan haksız yere topladıkları altın ve gümüşü, serveti bu şekilde yığan ve Allah rızası için infak etmeyenlere, harcamayanlara da şiddetli bir azap olacağını bildirir. Kimler bunlar şimdi? Örnekleri var mı bizim toplumda? Var. Aklınıza gelmiştir ama fazla üzerinde durmayalım, es geçelim diyorum. Ama bu ayetler, ey Kur'an'a iman edenler, ey Hazreti Muhammed'e iman edenler, hahamlar yaptıkları gibi, papazlara yaptıkları gibi siz de ayrı bir din adamı sınıfı oluşturmayın uyarısı var. Ve bu iki ayet müthiş. Şimdi vasiyet etme ve miras paylaşımının uygulanması muhkem bir kural oldu. Daha önce bir miras ve vasiyette kesinlikle nasıl uygulanacağı konusu gündemde değildi. Herkes kendi keyfine göre yapıyordu. Şimdi vasiyet ediş takva sahipleri için bir yükümlülüktür diye bunu da bir devrimsel bir değişim olarak, yenilik olarak gündeme getiriyor Kur'an. Ve dolayısıyla Hazreti Ama Muhammed. bu vasiyet konusu da çok tartışılıyor, çok konuşuluyor değil mi hocam? Yani gerçekten oradaki şey nedir, mantık nedir? Yani erkeğe iki verilmesi, kadına bir verilmesi. Mal sahibi olanın özgür iradesiyle karar verme yetkisi. Ama onun için de belli yaştan sonra herhangi bir vasiyet yapan kişinin belirli bir yaştan sonra akli melekelerin yerinde olup olmadığını mutlaka doktor raporuyla açıkça belirlenmesi gereği kuralı var biliyorsunuz. Onun için de akli melekeleri yerinde olan kişi servetinden, malının kullanılması konusunda özgür irade sahipliğinin bir göstergesidir vasiyet. Yapmak isteyen yapar çünkü. Çünkü mal sahibi olan yakınlarının veya işte eşinin, çocuklarının, yakınlarının kendisiyle ilgili olan davranışı veya toplumla ilgili olan iletişimi konusunda olumsuz ise ona göre çünkü vasiyeti yapıyor. Olumlu ise de ona göre vasiyetini yapıyor. O özgürlüğü veriyor Kur'an çünkü. Şimdi ama nasıl yapılıyor? Kimlere ne, nasıl yapılır? Kimlere nasıl verilir? O değişkendir. Her toplum kendine göre bir vasiyet yönetmeliği hazırlayabilir. Yani müteşabihler yönetmeliklerdir. Muhkemler kanun maddeleridir, kanunlardır.
Öyle bir ayrım yaparsak o zaman muhtemelen müteşabi tam oturur. Sosyal etkinliklerde de cinsiyet farkı kaldırılıyor. Yani haremlik, selamlık kaldırılıyor Kur'an'da.